oldum. Anadolu filmlerindeki geleneksel kuş modelinin dijital baskı tekniğiyle yeniden yorumlanması adlı sunumunu sunacağım. Bu bak biraz kendine tanıştık. Herkese merhaba. Ben Tuğba Kahyoğlu. 2017'de Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümünden mezun oldum. Daha sonra özel sektörde çalıştım. 2019 yılında yüksek lisansa başlayıp Haziran ayında da tez savunmamı vermiştim. Şimdi bizim konumuz Anadolu kilimlerindeki geleneksel kuş motifinin dijital baskı tekniğiyle yeniden yorumlanması. Bizim sunum planımız burada. Araştırmanın amacı, yöntemi, Anadolu kilimleri, motif, dijital baskı tekniği, kuş motifi, daha sonra bununla ilgili alt başlıklar ve sonuç bölümlerine yer verilmiştir. Bu araştırmanın amacı Anadolu kilimlerindeki geleneksel kuş motifini dijital baskı tekniğiyle yeniden yorumlayarak bu kilimlerin zengin kültürel mirasını korurken çağdaş tasarım ve üretim tekniklerini bir araya getirmektir. Geleneksel kilim dokuma sürecinin uzun ve zahmetli olmasına karşın dijital baskının hızlı ve etkili bir üretim sağlaması nedeniyle bu yöntemin tercih edilmesi önemlidir. Araştırma kuş motifinin tarihçesini, sembolizmini ve Anadolu'daki farklı bölge ve dönemlerindeki varyasyonları inceleyerek dijital baskının motifin estetik değerini nasıl aktarabileceğini vurgulamaktır. Ayrıca dijital baskının esnekliği, motifin özgün tasarımlarla birleşerek yeni ve çeşitli koleksiyonlar oluşturmasını sağlamaktır. Bu çalışma geleneksel desenlerin değerini korurken modern üretim tekniklerinin kullanılmasının önemini vurgulamaktır ve Anadolu kilimlerinin gelecekteki tasarım trendlerinin yerini güçlendirme potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu nedenle Anadolu kimliğinin geleneksel kuş motifinin dijital baskı ile yeniden yorumlanması hem kültürel mirasın korunmasına hem de tekstil sanayisindeki yenilikçi dönüşüme katkı sağlamaktır. Biz bu araştırmayı yaparken nitel araştırma yöntemini kullandık. Nitel araştırma yöntemine kısaca değinecek olursak toplumsal yapıların ve sistemlerin derinliklerini inşa etme çabalarını anlamak amacıyla geliştirdikleri bir bilgi üretim yöntemidir. Bu yöntemin temelinde insan algısını ve olayların sosyal gerçeklikte ve doğal ortamda ayrıntılı bir şekilde incelenmesi yatar. Buralara girip de sizi fazla sıkmak istemiyorum. Şimdi kısaca Anadolu kilimlerine değinecek olursak, Anadolu kilimleri bildiğiniz gibi kültürün bir parçası. Kültür, toplumlar arasındaki farklılıkları belirleyen ve birçok coğrafyanın özelliklerini taşıyan bir unsur olarak nitelendirilebilir. Türk kültürü dünyadaki diğer kültürlerden ayıran bir dizi özellikler içermektedir. Bu özellikler arasında geçmişten günümüze kadar ortaya çıkmış olan zengin sanat eserlerini önemli bir yer tutmaktadır. Anadolu insanları özellikle el sanatları alanında duygu düşüncelerini ifade etmiş, geleneksel el sanatları ortak bir kimlik, duygu ve aidiyet duygusu gibi özellikleri yansıtarak kültürel mirasın ve kültürel değerlerin bir parçası haline gelmiştir. Halkın yaşamın her aşamasında gerçekleştirdiği gelenekler, görenekler ve adetler vardır. Toplumsal uygulamalar ve törenler bunların vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu unsurlar estetik değerleri ve önemli eşyaları yansıtan ürünlerdir. Türk kültürünün önemli bir parçasını oluşturan dokumalar, zengin motifleri, renkleri ve kompozisyon özelliklerine sahiptir. Dokumalarda kullanılan motifler sözsüz iletişimi sağlayan temel unsurlardır ve bu sembolik anlamlar taşırlar. Anadolu insanı duygularını ve hikayelerini anlatmak için dokuma motiflerinin dilini kullanmışlardır. Motifler geçmişten günümüze birçok sanat dalında etkileyici bir unsur olmuştur ve sembolik anlamlarıyla dokumalara özgürlük ve derinlik katmıştır. Burada Anadolu kilim örneklerinin birkaç tanesine yer verilmiştir ve nasıl dokunduğu ile ilgili resim görülmektedir. Kısaca motife değinecek olursak, motif Türk Dil Kurumu'na göre
yan yana gelerek bir bezeme işlemi oluşturan ve kendi başlarına birlik olan ögelerin her birine denir. Motifler bir iletişim gereksinimi olarak sembollerden üretilmiş ve karşılıklı anlaşılma amacına dönüktürler. Kapsamlarında gizem bulundururlar ve anlamlar dünyasının ürünleridir. Bu nedenle kullanımları salt süslem amacına dönük olmayıp aynı zamanda esrarengiz güçler içerdiklerinden estetikten çok psikolojik anlam baskındır. Motiflerin sembolleri tarihsel gelişim boyunca Anadolu'da korunumu, gelişimi ve günümüzdeki kullanımının nasıl anlaşılması gerektiğini göstermiştir. Günümüze kadar kullanılmış Anadolu kilim motiflerini 5 başlıkta toplanabilir. Geometrik motifler, bitkisel motifler, hayvan motifleri, sembolik motifler ve karışık motifler olarak sıralayabiliriz. Bunların da kendi başlıkların, bu başlıkların altında kendi başlıkları bulunurlar. Burada yine örneklerini görebiliriz. Kuş motifi ne deyince kursak bizim konumuzun temel başlığı kuş motifidir. Anadolu'da ilk kez kuş imgesinin çatal kuyruk duvar konumlarında rastlanmış olup bu konumlarda insanlara saldıran kartal veya akbaba benzeri çizimler bulunmaktadır. Anadolu halılarında gözlemlenen kuş motifleri çeşitli anlamlar içermektedir. Örneğin baykuş ve kara karga gibi kuşlar genellikle kötü şansı temsil ederken kumru, güvercin ve bülbüller ise iyi şansı sembolize etmek amacıyla kullanılmaktadır. Kuş mutluluk, keyif ve sevginin bir sembol olarak kabul edilirken aynı zamanda güç ve kuvveti simgeler. Anadolu'da kurulan çeşitli yerleşimlerin simgesi olan kuşlar ayrıca ilahi mesajcılara ve uzun bir yaşama işaret ederler. 14. yüzyıldan itibaren üslublaşarak süsleyici bir karakter kazanan hayvan figürleri Anadolu halılarına entegre edilmiştir. Bir ağacın her iki tarafında yerleştirilen kuşlardan oluşan kompozisyon burada görünmektedir ve bu en çok bilinen örneklerinden bir tanesidir. Türk halı sanatında özellikle kuşların gövde, baş ve kanatlarının genel görünümünü koruyarak üsluplaştırılmış rüyü motiflerinin Selçuklu dönemine ait halılarda önemini sürdürdüğü belirtilmiştir. Selçukluların tercih ettiği rüyelerin esin kaynağı ise büyük ölçüde Selçuklu kartalı olduğu resimde görünmektedir. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden sonra doğal halleriyle hayvan figürlerine halı sanatında kullanılması giderek azalmıştır. Özellikle Osmanlı döneminde buna oldukça nadir rastlanmaktadır. Klasik Osmanlı sanatında ve Rumi en çok kullanılan motif türüdür. Rumi denilen filiz ve yaprak biçiminde üsluplaştırılmış aşırı stilize hayvan motiflerinin ortaya koyduğu dolaşık süslemeleri Anadolu halkı daha çok kullanmıştır. Selçukluların Türk halı süsleme sanatında kullandığı kuş figürü görseldeki halıda görülmektedir. 15. yüzyıla ait bir halı görseli. Selçukluların Türk halı süsleme sanatında kullanılmış kuş figürü Uşak halısında bir örneği yine görülmektedir. Bu da 16. yüzyıla ait bir halı görseli. Halı ve kilimde kullanılan kuş ve kartal örneklerine değinecek olursak, Türk halı ve kilimlerinde dokuyan kişinin duygu ve düşüncelerini yansıtan ve yöremize göre farklılık gösteren kuş ve kartal figürleri aşağıda görünmektedir. Halıda kullanılan zümrüt anka, sumuk kuşu, zümrüt anka kuşu, kaftanda yaşayan ve insan gibi konuştuğuna inanılan efsane bir kuştur. İslam kültürünün edebi ürünlerinin çoğunda genellikle uçan şekli de resmedilir. Bu kuşun dayanıklı ve en güzel olduğuna güneş ve ateşten yaratıldığına inanılır. Zümrüt anka kuşunun bir diğer adı ise Sinop'tur. Si 30, Muk ise kuş anlamlarına gelmektedir. Bu yaratığın 30 ayrı kuşun bütün özelliklerine sahip olduğuna inanılmaktadır.
Şimdi dijital baskı tekniğine değinecek olursak, geleneksel baskı yöntemlerinden farklı olarak baskı işlemini gerçekleştirmek için kalıp kullanımına ihtiyaç duymadan görüntülerin doğrudan baskı altı malzemeler üzerine aktarılmasını sağlayan bir sistemdir. Dijital baskı sistemi kısa metrajlı işlerde maliyet ve zaman avantajı sağlama, yüksek kalite sunma, kişiye özel baskı yapabilme ve değişken veri ve görüntüleri baskı imkanı gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca dijital çalışmanın arşivlenmesi ve tekrar baskılar için kolaylık sağlamaktadır. Prova baskıları hızlı ve pratik bir şekilde yapılabildiğinden zaman kaybını minimuma indirmektedir. Şimdi biz biraz bu geleneksel kuş motiflerinden ilham alarak kendimiz Photoshop ve Illustrator'da kuş resimleri çizdik. Onlardan temeli ona dayanıp kendi tasarımımızı ortaya çıkarmaya çalıştık. Burada onların görselleri görünmektedir. Yine aynı şekilde burada geleneksel 4 farklı kuş motifinden ilham olarak çeşitlendirmesi görülmektedir. Bir de bunlardan ilham alarak yaptığımız tasarım, kuş motiflerinden ilham alarak kompozisyon çalışmaları yaptık. Bu alıştırma, Anadolu motiflerindeki geleneksel kuş motifinin dijital baskı tekniğiyle yeniden yorumlanmasına odaklanarak önemli vurgular ortaya koymaktadır. 50-50 dijital baskı çalışması. Bu ikinci çalışma ise yine 50-50 dijital baskı çalışması. Geleneksel kilim dokuma sürecinin zaman alıcı ve zahmetli olmasının yanı sıra dijital baskı tekniğinin hızlı ve etkili bir üretim sağlaması, Anadolu kilimlerindeki motiflerin modern tasarım ve üretim tekniğiyle birleşmesinde önemli bir avantaj sağlamaktadır. Üçüncü çalışma 60'a 40 santim dijital baskı çalışması. Araştırma kuş motifinin tarihçesini detaylı bir şekilde inceleyerek sembolizmin yanı sıra buradaki farklı bölgelerde ve zaman dilimlerindeki varyasyonunu ele almaktadır. Burada onlardan ilham alarak yapılmış bir yine kompozisyon çalışması. Bu analiz dijital baskının motifin estetik değerini artırma potansiyelini vurgulamaktadır. Dijital baskının esnekliği, özgün tasarımlarla birleştirerek yeni ve çeşitli yüzey tasarımının oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. Bu da yine son çalışma, 5. çalışmamız. 60'a 40 dijital baskı çalışması. Sonuç olarak çalışma, geleneksel desenlerinin değerini korurken modern üretim tekniklerinin kullanılmasının önemini vurgulayarak Anadolu kilimlerinin gelecekteki tasarım trendlerindeki rolünü güçlendirme potansiyelini ortaya koymuştur. Geleneksel kuş motifinin dijital baskı ile yeniden yorumlanması sadece kültürel mirasın korunmasını değil, aynı zamanda tekstil sanayisindeki yenilikçi dönüşümlerine katkı sağlama potansiyeline sahiptir. Sonuç olarak Anadolu kilimlerinin dijital baskı ile yenilenmesi kültürel zenginliğinin sürdürülmesinde önemli bir adım olmasının yanı sıra tekstil sanayisinde ileriye dönük tasarım ve üretim perspektifin şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Gelecekteki çalışmaların bu alandaki potansiyeli daha derinlemesine keşfetmeye yönelik olmalıdır. Burada kaynakça var. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Heyecan dolu bir sunumdan dolayı teşekkür ederiz. Ben de sınırlıyorum. Ben de sınırlıyorum.